gibi. Matematik bilmeyen Ulum-i İslamiye'yi iyi bilemez. Matematik evet. Lazım olur. Yani merhum başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan hocamız, ben hatırlıyorum bir açıklamasında ilahiyat fakültelerine yüksek matematik dersi koymak lazım derdi. Çünkü matematik muhakemedir ve içtihat yapacak seviyede bir fakih muhakeme olmadan yapamaz. Ben her zaman derim ki tefsir hadis ne kadar dini bir ilimse matematik, fizik, kimya o kadar dini bir ilimdir. Yani mühendislik ilahiyattan veya İslam'dan, İslami ilimlerden uzak bir şey değildir. Birisi Allah'ın kitaptaki ayetlerini bize öğretiyor. Birisi de Allah'ın kainata yerleştirdiği ayetleri bize öğretiyor. Bunları birbirinden ayırmak İslam ilim tarihinde bir kırılma noktası olmuştur zaten. Yani rotanın belli olması biraz bundan kaynaklandı. Sen de mühendisliği seçmekle rotanın dışına çıkmış sayılmazsın. O rotanın içindesin. Yani. İnşallah hocam. Yeter ki o hendese dediğimiz, yani o mühendislik ilmiyle yaratıcının kainata yerleştirdiği o muhteşem ayetleri en güzel bir şekilde yorumlayarak yeryüzünü imar etme noktasında insanla katkıda bulunman gerekiyor.